Lezzetli Tariflerin Adresi Lezzetici kanalından selamlar. Ben Betül. Bugün sizlere bol malzemeli tavuklu pizza tarif vereceğim. Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatım için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için www.lezzetici.com'u ziyaret edebilirsiniz. Tarifini vereceğim pizza hamurunun ölçüleri 2 tepsi içindir. Tavuklu iç harç ise tek tepsi içindir. Kalan hamurdan isterseniz daha önce tarifini verdiğim İtalyan usulü sucuklu pizza yapabilirsiniz. Sucuklu pizza tarifimi info butonundaki videomdan izleyebilirsiniz. Ya da isterseniz küçük peynirli pideler de yapabilirsiniz. Gelelim şimdi tavuklu pizza yapımına. Tavuklu pizza için gerekli malzemeler: 400 gram kuşbaşı doğranmış tavuk budu, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı acı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2,5 yemek kaşığı zeytinyağı. Hamuru için 400 gram un, 100 gram tam buğday unu, 1 paket instant maya, yarım yemek kaşığı toz şeker 10 gram, 1 yemek kaşığı zeytinyağı 10 gram, 1 tatlı kaşığı tuz 10 gram, 1 yumurta, 1 çay bardağı süt 100 ml, 250 ml su ve 1 su bardağı un. Sosu için 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, yarım çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay bardağı su 150 ml. Üst malzemesi için 2 adet domates, 2 büyük boy köy biberi, 2 adet kapya biber, 400 gram rendelenmiş kaşar peyniri. Evet arkadaşlar, şimdi tavuklu pizzanın yapımına geçiyorum. İlk önce tavuklu harcı hazırlayarak başlıyorum. Bir tasın içine 2,5 yemek kaşığı zeytinyağını alıyorum. Ardından 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı acı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı köri ekliyorum. Ardından 2 diş rendelenmiş sarımsağı ekliyorum. Ve çırpma tereyağıyla iyice karıştırıyorum. Sonra yıkayıp suyunu iyicene süzdürdüğüm 400 gram kuşbaşı doğranmış tavuk budunu ilave ediyorum. Ve sos ile iyice harmanlıyorum. Ben tavuk budu kullandım. İsterseniz tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Bu şekilde düzeltip marine olması için 1-2 saat buzdolabında bekletiyorum. Saat sonra marine olan tavuğu derin bir tavaya alıyorum. Ve hiç yağ eklemeden bu şekilde karıştırarak iyice yumuşayana kadar soteliyorum. Thank you.
Evet arkadaşlar, et sotelendi. Ocağı kapatıyorum ve soğuması için bir tabağa alıyorum. Şimdi sıra pizza hamurunu hazırlamaya geldi. Derin bir kaba elediğim 400 gram unu alıyorum. Ardından 100 gram tam buğday ununu ekliyorum. Bir paket instant mayayı da ekliyorum. 10 gram tuz ve 10 gram toz şeker ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Unun ortasını açıp ılıttığım süt ve suyu ekleyip karıştırıyorum. Sonra elimle iyice özleşene kadar yoğuruyorum. Hamur hafif ele yapışan ve esnek bir hamur olmalı. Hamuru bu şekilde toparlayıp üzerine kapak kapatıyorum. Eğer kapak yoksa poşet içine de koyabilirsiniz. Ve hamuru buzdolabında 15-20 dakika bekletiyorum. 20 dakika sonra buzdolabında beklettiğim hamur kabardı. Kabaran hamurun ortasını bu şekilde açıp içine bir yumurta ve 10 gram zeytinyağı ekliyorum. Yumurta ve yağ bu şekilde hamuru iyice yedirerek yoğuruyorum. Yumurta ve yağ eklenince hamur yumuşadı arkadaşlar. 100 gram unu yavaş yavaş ekliyorum. Ve hamuru bu şekilde iyice özleşene kadar yoğuruyorum. Hamur hafif ele yapışacak kıvamda olmalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuz hafif ele yapışan bir kıvamda oldu. Şimdi hamurumuzun üzerini kapatıp yine 15 dakika daha buzdolabında bekletiyorum. Hamur dinlenirken ben de sosunu hazırlıyorum. Sosu için küçük bir tencereye 2 yemek kaşığı domates salçasını alıyorum. Ardından bir diş rendelenmiş sarımsak, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kekik, yarım çay kaşığı nane ve bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Sonra bir çay bardağı suyu yavaş yavaş ekleyerek salçayı çırpma teliyle iyice eziyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı, bir de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ardından tencereyi ocağa alıyorum.
ve sos koyulaşana kadar pişiriyorum. Sosumuz hazır. Sosun koyuluğu bu şekilde olmalı arkadaşlar. Ocağı kapatıyorum ve sosu soğuması için bir tası alıyorum. Bu arada 15 dakika beklettiğim hamur kabardı. Hamuru un serptiğim tezgaha alıyorum. Ve hamuru bu şekilde toparlayıp iki parçaya bölüyorum. Parçanın birini toparlayıp tekrar buzdolabına koyuyorum. Diğer bezeyi de bu şekilde toparlayıp biraz un septim tezgahta merdane ile açacağım arkadaşlar. Pizzayı yapacağım tepsinin büyüklüğünde açıyorum. Ben 37-38 cm çapında yuvarlak bir tepsi kullandım. Bolca yağlayıp unladığım tepsiye açtığım hamuru bu şekilde yerleştiriyorum. Ardından hamurun üzerini böyle çatal ile deliyorum. Tepsideki hamuru deldikten sonra oda sıcaklığında 15 dakika mayalanması için bekletiyorum. Tepside mayalanan hamurun üzerine hazırladığım sosu fırça ile her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Arkadaşlar, hazırladığım sos arttı. Artan sosu isterseniz kalan hamurdan pizza yapacaksanız kullanabilirsiniz. Eğer pizza yapmayacaksanız makarna sosu olarak da kullanabilirsiniz. Sosun üstüne rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını serpiştiriyorum. Ardından kaşarın üzerine de sotelediğim tavuk etini serpiştiriyorum. Ben domatesi küp küp doğrayıp hazırlamıştım. Biberleri de yuvarlak yuvarlak doğrayıp hazırladım. Küp küp doğradığım domatesi her yerine gelecek şekilde serpiştiriyorum. Domatesin ardından yuvarlak doğradığım köy biberini ve kapya biberi bu şekilde yerleştiriyorum.
Domatesim ve biberim bu şekilde biraz arttı. Kalan hamurdan pizza yaparken kullanacağım bunları da arkadaşlar. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 15 dakika pişiriyorum. Hamur biraz piştikten sonra kalan kaşarı serpiştiriyorum. Ardından tekrar fırında 200 derecede kaşar eriyene kadar pişiriyorum. Kaşar eridikten sonra fırını kapatıp 5 dakika sonra dilimleyip servis tabaklarını alıp servis ediyorum. İnşallah tarifimi deneyip beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimleri alamazsınız. Kanalımızdaki tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemiz www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun inşallah. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.